ise bu yolda çok hızla mesafe alır. Çünkü yolun aslı sevgidir, muhabbettir. Evet, Seyda öyle dedi. Kaddesallahu aziz. Bir insan Şah-ı Nakşibend Kudisesi ruhunun dizinin dibinde bile otursa, 40 yıl orada otursa ama muhabbet beslemese, sevgi beslemese, bu yoldan, bu Sadat-ı Kiram'ın yolundan, Nakşibendi yolundan fayda göremez. Peki bu sevgi, bu muhabbet nasıl elde edilir? İnsan dikkat ederse bu yola girmiş olan, bu Sadat-ı Kiram'ın yoluna intisap etmiş olan herkes belli bir müddet sonra o büyüklerini, mürşidini, Sadat-ı Kiram'ı sevmesinin çok da onun elinde olan bir şey olmadığını anlar. Bazen kardeşlerimi soruyor, hocam diyor, yani çok sevmem gerekiyor üstadımı. Çok sevmem gerektiğine inanıyorum. Fakat sevgi konusunda kendi kalbimi o kadar kontrol edemiyorum. Yani daha fazla sevmek istiyorum ama yapamıyorum. Şimdi sevgi, tabii ben seviyorum falan demek değil. Sevgi hakikaten kalbinizin en derin noktasında, Kur'an-ı Kerim onu bir kısım yerlerde Fuad olarak anlatır. Bazı literatürlerde, bazı şeylerde sevde diye geçer. Kalbin en derin noktası. İnsan o sevgiyi kalbinin en derin noktasında hissetmek istiyor. Yani sevgi olmadıktan sonra insan Allahu Teala'nın yolunda ilerleyemez. Sevgi olmadıktan sonra insan Rabbül Alemin'in yolunda fayda göremez yani. Halbuki bu böyle bir devirde yaşıyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanlar sevmeyi bile bilmiyorlar. Çünkü kendilerini sevmek denilen bir kafesin içerisine düşmüş bu zamanın insanları. Kendini sevmek bu yolda en büyük engeldir. Kendini sevdiği an, bir insan kendini sevdiği müddetçe, kendini sevme denilen bataklığın içerisine düştüğü an, o insan ne Allah'ı sevebilir, ne Allah'ın Resulünü sevebilir, ne Sadat-ı Kiram'ı sevebilir, ne de Rabbül Alemin'in yolunda mesafe kat edemez. Önce sevmeyi öğrenecek ama kendini sevmek değil. Kendini sevmek size hiçbir faydası olmayan bir sevgidir. Tamam, insan kendisiyle barışık olacak. İnsanın içinde bir düzen, bir huzur, insanın kendi içinde bir intizam olacak. Bunun onunla ilgisi yok. Ama yani çok affınıza sunuyorum, örnek olarak söyleyeyim. Bir aynanın önüne geçip kendisini hayranlıkla dakikalarca, saatlerce seyredecek kadar hasta ruhlu insanlar vardır. Kendini sevmek bu anlamda bir hastalıktır. Tasavvuf ehline göre bir hastalıktır. Kendini önemsemek, kendini sevmek yani. Bu yüzden sevmeyi bilmek, başkalarını, başka bir şeyi, kendisinin dışındaki bir şeyi sevmeyi bilmek tasavvufta çok çok kıymetli bir şeydir. Saadet-i Nakşibendiye'nin yolunda sevmek asıldır. Asıl olan odur. Diyorlar, meşhurdur, anlatılır, bir şeyhin yanına birisi gelmiş. Bir köylü, yani normal bildiğimiz bir vatandaş. Gelmiş, efendim demiş, ben bu tasavvuf yoluna, bu tarikat yoluna, Allahu Teala'nın yoluna girmeye geldim. Diyor şeyh, ona döndü, dedi ki, sen hiç sevdin mi, kimseyi sevdin mi dedi. Adam diyor, düşündü düşündü, diyor, dedi ki, efendim vallahi ben hiç sevmedim şimdiye kadar, hiç sevmedim. Hiç sevmedim deyince diyor şeyh, dedi ki, geri dön git dedi. Sevmeyi bilmeyen bu kapıdan bir şey alamaz, bu kapıdan fayda göremez dedi. Diyor onun üzerine diyor, adam döndü çıktı, tam kapıdan çıkarken diyor, birdenbire döndü diyor, dedi ki, efendim dedi, ben çocukken bizim ineğimiz buzağılamıştı. Ben birkaç gün o buzağıyı sevdiydim dedi. Öyle deyince diyor şeyh gülümsedi, eliyle gel dedi, gel o da bize yeter dedi, o kadarı da bize yeter dedi. Yani sevmek. Bu yüzden en çok ellerinizi açıp Allahu Teala'ya dua ederken sevgiyi isteyin Rabbül Alemin'de. Peki tarikattaki sevgi nedir? Nakşibendiye yolunda sevgi, sevgili kardeşlerimiz, aynı zikir gibi bir şeydir. Mesela size vird veriliyor, tesbihat veriliyor. Allahu Teala'yı zikredin deniliyor. Oturuyorsunuz, Cenab-ı Allah'ı zikrediyorsunuz. Zikredin. Elinize tesbihinizi alıyorsunuz. Dilinizi damağınıza yapıştırıyorsunuz. Allah'ı zikrediyorsunuz. Biz defalarca kardeşlerimize söyledik. Allah sizi zikretmedikçe siz Allah'ı zikredemezsiniz. Bunu hiçbir zaman hayatınıza, hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Yani size oturup Allah'ı zikretmek,
ancak Cenab-ı Allah'ın sizi zikretmesiyle mümkündür. Bu yüzden estaizu billah fezkuruni ezkurkum meşkuruni ve la tekfurun ayeti kerimesi. Yani siz beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim, bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin ayetini tefsir alimleri, sevgili kardeşlerimiz, tefsir ederlerken diyorlar ki bunun manası tersinedir. Yani Allah-u Teala diyor ki beni zikredin ki ben sizi zikredeyim. Manası şudur ki Allah sizi zikrederse sizin Allah'ı zikretmeniz size nasip olur. Yani virdinizi çekmeye muvaffak olduğunuz her gün, tesbihinizi çektiğiniz her gün, Rabbinizi zikrettiğiniz her gün, işin aslı şudur, Rabbiniz sizi zikretmektedir. Allah-u Teala size zikretmeyi nasip ediyor. O sizi zikrediyor ki siz Cenab-ı Allah'ı zikrediyorsunuz. İşte sevgi de böyledir. Bu yüzden böyle bir insan bu yola girse, efendime söyleyeyim, virdini çekmese, zikrini tembellik etse, aksatsa, efendime söyleyeyim, tesbihinin vazifesini yerine getirmezse, bilecek ki bu ondaki ondan alınmadır, alınma. Bu böyle insanlara me'huzun minhu denir. Yani Allah zikrini ondan almış. Allah ona zikretmeyi nasip etmemiş demektir. Yani la tuti estaiz billah la tuti men aghfalna kalbehu an zikrina diyor ayet-i kerime. Allah'ı zikretmeyen, kendisine zikir nasip olmayan insanlarla ilgili ayet diyor ki kalbinden kendi zikrimizi aldığımız, kalbini zikrimizden boşalttığımız kişi diyor. Nauzubillah. Yani bir insan evradını, ezgarını çekmezse, bir insan Allahu Teala'yı zikretmezse, bilecek ki zikretmeyi Allah ona nasip etmiyor demektir. Bu bir cezadır. Allah'ı zikretmemek, Allah'ı zikirden boş olmak, hali olmak bir cezadır. Sevgi de aynı böyledir. Hacı Alaaddin-i Attar olacak zannedersem, kaddesallahu sallahu aziz, o her halde o veya Şeyh Muhammed Paris'e diyorlar ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin huzurunda oturuyordum diyor. Şah sohbet ediyor, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs'e sürdüm. Diyor sohbet ederken diyor ben dinliyorum, böyle tefekkür halindeyim, rabıta halindeyim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni dinliyorum sohbetini. Ama kalbimde de diyor müthiş bir sevgi var. O anda Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne karşı çok müthiş, kalbim dolu dolu diyor böyle seviyorum diyor. Bütün kalbim onun sevgisiyle diyor böyle. Adeta kalbim onunla çarpıyor gibi. O kadar büyük bir sevgi. Tam ben böyle o sevginin içerisinde, o sevgiyle, o muhabbetle dinlerken diyor, bir baktı diyor, Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana döndü diyor. Baktı diyor, dedi ki, sizden midir, bizden midir dedi. Yani bu sevgi sizden midir, bizden midir? Ben de diyor, biz sizi seviyoruz anlamında, bizdendir efendim dedim diyor. Şah-ı Nakşibend bir şey demedi diyor. Döndü yüzünü, kaddesallahu sallahu aziz, tekrar sohbetine devam etti diyor. Fakat diyor, aradan birkaç saniye geçmeden diyor, bir baktım diyor, kalbimde o sevgiden bir zerre miktarı dahi kalmamış. Bir anda kalbim o sevgiden boşalmış gitmiş. Hiçbir şey hissetmiyorum diyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne karşı Kudüs'e sürüyor. Bir anda öyle bir bocaladım ki diyor, şaşırdım kaldım diyor. Yani işte, hayatta başıma gelecek en kötü şey Şah-ı Nakşibend'i sevememek. Sevmemek kardeşim aziz. Üstadımı sevememek. Ben bir anda diyor böyle bocalar bir halde dururken diyor şaşkın, hayretler içerisinde böyle kendi iç dünyamın o haline tam böyle perişan bir halde bakarken diyor birdenbire Şah-ı Nakşibend tekrar yüzünü döndü. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Hoca dedi sizden miymiş bizden miymiş dedi. Diyor başımı edeple önüme eğdim. Sizdenmiş efendim dedim. Hepsi sizdenmiş dedim diyor. Yani bizim ne haddimiz var ki biz büyükleri seveceğiz. Ve diyor ki birkaç saniye sonra diyor benim o cevabım üzerine Şah-ı Nakşibend tebessüm etti. Döndü sohbetine devam etti. Birkaç saniye geçmeden diyor yine baktım kalbimde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin o sevgisi aynı şekilde yerinde duruyor. Sizin büyükleri sevmeniz büyüklerin sizi sevmesiyle mümkündür. Yani siz üstadınızı seviyorsanız, mürşidinize karşı muhabbet besliyorsanız bu mürşidinizin sizi sevdiğinin alametidir. En kötü şey bu yolda sevgisizliktir.
Sevgi yoksa ya kendini zorla, ya eksiklerini gözden geçir. Ya kendine baştan sona kadar şöyle bir dikkat çek. Kendi dikkatini kendine çek ya da çık git. Sevebileceğin bir kapıya git. Sevginin sana nasip olacağı bir kapıya git. Çünkü siz sevmiyorsanız sevilmiyorsunuz demektir. Sevilmemek çok büyük bir beladır, büyük bir sıkıntıdır. Peki büyükler insanı nasıl severler? Kardeşler, şimdi piyasada var olan sahtekarlar, sahte şeyhler, yol kesiciler, sapık yolların, yoldan çıkmış olan tarikatların, şeyhlerin yanında o şeyhlerin sevmesi en çok kim onları methederse, kim onları överse, kim onları göklere çıkarırsa, değil mi? O şeyhler öyle müritleri seviyorlar. Şeyhler kendisini öven, kendisinin önünde el pençe divan duran, kendisinin önünde iki büklüm olan, el ete köpen tabiri caizse maalesef böyle müritleri seviyorlar. Halbuki Allah dostları kimi sever biliyor musunuz? Allah dostları Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyanları sever. Büyüklerin yanında bu yüzden Seyyid Taha Hineri Kaddesallahu Sirevul Aziz diyor ki bizim yanımızda sevgili olanlar diyor gece teheccüd namazına kalkanlardır diyor. Biz onları severiz diyor. Gavs-i Hizan Seyyid Subhatullah Arvasi Seyda-i Tahi anlatıyor Kaddesallahu Sirevul Aziz. Diyor Gavs'le beraber irşada çıkmıştık diyor. Kolat diye bir köy varmış diyor. O köye gitti diyor. Gavs Kaddesallahu Aleyhi Seyyid Subhatullah Arvasi Hazretleri diyor çıktı kürsünün üzerine oturdu camide diyor. Ondan sonra diyor halkı davet ettik. Dedi ki gelin Gavs'ın sohbetini dinleyin. Diyor köylüler geldi ya mevsim mensupları ya Gavs'ın biriyetleri mensupları Kaddesallahu onu tanıyanlar filan. İçeri girdiler diyor herkes girdi oturdu. Oturduktan sonra diyor Gavs-i Hizan Kaddesallahu Aleyhi Aziz diyor ki cemaate döndü dedi ki sizin hiçbirinizin müritliği bana lazım değil dedi. Sizin içinizde benim müridim sadece falancadır dedi diyor. Köylerden birini işaret etti. Çünkü dedi hepiniz Allah'ın evine sol ayakla girdiniz. Ama o sağ ayakla girdi. O Hazreti Peygamber'in sünnetine uydu aleyhissalatü vesselam. Ve diyor bütün sohbetini o bir tek köylüyle yaptı diyor. Bütün sohbetini onunla yaptı. Sonra da o köyü kalktık köyü terk ettik gittik. Büyükler, gerçek büyükler, gerçek Allah dostları onları göklere çıkarıp onları methettiğiniz için değil, Allah'ın dinine yapıştığınız için, Kur'an ve sünnete riayet ettiğiniz için, günahlardan ve haramlardan uzak durduğunuz için sizi severler. O zaman bir insan eğer kalbinde mürşidinin sevgisi yoksa, bir türlü o sevgiyi böyle dolu dolu tabiri caizse hissetmiyorsa dönüp kendi hareketlerini, davranışlarını yani kendi hayatını yapıp yapmadığı şeyleri gözden geçirmesi gerekir. Nasıl zikir insana bazı şeyler yaptığı zaman nasip olmuyorsa aynı şekilde sevgi de bu yolda insana nasip olmaz. Nasip olması için bütün hal ve hareketlerini gözden geçirmesi gerekir. Şeyhin senin yanında olmayabilir. Ama Allah-u Teala dilerse, bunu çok iyi biliyoruz, Kur'an'da, sünnette bunun birçok örnekleri var. Cenab-ı Allah gaybın dilediği kısımlarını, dilediği, sevdiği kullarına açabilir, bildirebilir. Buna engel hiçbir şey yoktur. Gaybı Allah'tan başka bilmez hükmünün manası bütün gaybı, gaybı külli olarak Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Ama peygamberler Allah izin verdiği müddetçe gayba ait şeyleri bilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayba ait birçok şeyleri haber vermiştir. Sayısız hadisleri vardır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an'da da bunun örnekleri çoktur. Peygamber olmayan salih kullara ait de bunun örnekleri çoktur. Bir peygamber Allah-u Teala izin verirse gayba ait şeyleri bilebilir. Allah'ın izin verdiği miktarda. Bir Allah'ın salih kulu, Allah'ın bir veli kulu, bir mürşit de Cenab-ı Allah ona izin verdiği müddetçe gaybı ait bazı şeyleri bilebilir. Bu yüzden tasavvufta, tarikatta asıl olan, bu yüzden tarikatta usul olan şey huzurda veya gıyabında edep şartlarına riayet etmektir. Yani sadece şeyhinizin, mürşidinizin yanında otururken efendime söyleyeyim edepli, saygılı durmak değil, şeyhinizin, mürşidinizin olmadığı yerde de insanın edep ve adaba riayet etmesi gerekir. Çünkü şeyhinize, mürşidinize olan adab
ileride sizin en üst noktaya kadar olan edebinizin timsalidir. Bazı zatlar tasavvuf kitapları anlatıyor. Yani halkın içerisinde cemaatleriyle büyük zatlar otururken dizüstü otururlarmış. Böyle edeple otururlarmış. Ama cemaat çekip gitti, evine gitti, evlerinde de aynı şekilde otururlarmış. Öyle zatlar var ki yıllarca belli bir hale kavuştuktan sonra yatarak uyumamışlardır, oturdukları yerde uyumuşlardır. Öyle zatlar var, kitaplar anlatıyor, hayatları boyunca ayaklarını uzattığını çocukları, evlatları bile görmemiş. Evlerinde bile ayaklarını uzatmamışlar. Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduklarını hiçbir zaman akıllarından ve kalplerinden çıkarmamışlardır. Bu bir yakınlık meselesidir. Bu bir nasip meselesidir. Zorlamayla olmaz. Bir insan bu yolun adabına, usulüne riayet ederse, bu yolun vazifelerini düzgün bir şekilde yerine getirirse, Cenab-ı Allah huzur ve gayb halinin hepsini, edebini insana nasip eder. Huzurunda da gıyabında da edebi Cenab-ı Allah nasip eder. Bu çok önemlidir. Çünkü öbür türlüsü neuzübillah münafıklık alameti olarak bile görülmüş bazı kişiler tarafından. Yani halkın içindeyken, milletin içindeyken gayet edepli, usul, erkana falan riayet eden bir halde yalnız başına kalınca da o eski halin hepsini unutuyor. Kendi alemine, kendi heva ve hevesine, kendi keyfu, zevku, sefasına, kendi rahatına esir olur gider neuzübillah. Bu yol böyle insanları kabul etmiyor. Bu yolda böyle şeyler makbul ve geçerli değildir. Bu yüzden gıyabında da huzurunda da edebi, usulü, halalı, haramı, mekruhu mutlaka gözetmek ve bu sınırlara riayet etmek gerekir. O zaman mürşidinizin sevgisi size nasip olur. O zaman üstadınız sizi sever ve Cenab-ı Allah sizin kalbinize de onu sevmeyi nasip eder. Kalbinize de büyüklerin, saadet-i kiramın sevgisini yerleştirir. Çoğu zaman bilhassa Nakşibendi yolunda gerçek mürşidlerin müntesibi olan müritler sevgi konusunda çok da kendi kalplerine hakim değillerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Yani çok da kendi sevginizin miktarını ayarlayabilecek bir yetenekte olamazsınız. Çünkü o sevgisinin elinizde olan bir şey değildir. Büyüğünüz, üstadınız izin verdiği şekilde ve miktarda onunla belli bir kısım hikmetlere dayanarak Cenab-ı Allah size o sevgiyi nasip eder. Bu yüzden sevgisizlik gibi sizde görülen veya sevginizi kontrol edememenin verdiği bir bocalamanın içerisine girmeyiniz. Sevginizde eksiklik hissettiğiniz an bütün günahlarınızdan tövbe edecek tarzda Allah'a tövbe edin ve istiğfar edin. Eksiklik varsa devamlı istiğfar ile meşgul olun ki Cenab-ı Allah sizin kalbinizdeki bütün eksikleri gidersin. Allah-u Teala kalplerinizin kapısını sevgi okyanusuna açsın. Muhabbet okyanusuna açsın. İşte o zaman eğer Cenab-ı Allah nasip ederse, mesela Şeyh Maşuk'u sevenler var ben gördüm. Mesela Seyyidam Allah Muhyiddin'i sevenler var ben gördüm. Mesela Seyyidamız Burhanettin Efendi'yi kuddise sirruhu. İnanın öyle bir sevgiyle sevenler var ki ben çok gördüm onları. Hayranlıkla onları izlemişimdir. İşte o zaman sizin dışınızda hiç kimsenin anlayamayacağı bir okyanusun, bir deryanın içerisine dalmış olursunuz. İşte o zaman kıyısı olmayan, o zaman sahili olmayan, eşsiz bucaksız bir deryanın, bir okyanusun içerisine dalmışsınız demektir. İşte o zaman bütün dünyayı arkanıza alabilirsiniz. Sırtınızı bütün dünyaya çevirebilirsiniz. İşte o zaman muhabbet okyanusuna daldığınız zaman dünya ve mafiha adına her şeyi kalbinizle terk etmek nasip olur. İnsan kalbine bu büyük zatların, bu saadat-ı kiramın muhabbeti gerçek manada girdiği an bütün dünya bir tarafa gelse onun hiçbir şekilde umurunda dahi olmaz. Ancak odur. Allah'ın aşkı budur. İşte o zaman insanlar belki sizi anlayamazlar. Belki sizi kınamaya başlarlar. Levme edenler, sevgi ehli, muhabbet ehli çoğu zaman kınanmıştır. Sevmekten nasibi olmayanlar tarafından. Çoğu zaman dedikodunun ve aleyhte konuşmanın malzemesi olmuşlardır. Gerçek sevenler. Hep kötülenmişlerdir. Anlaşılmamışlardır. Hep aleyhlerinde bulunulmuştur. Hep ayıplanmışlardır. Sevgi ehli. Halbuki sevgi ayıplanmaz ki. Halbuki sevgi hor görülmez. Sevginin dedikodusu olmaz. Sevginin levmesi olmaz.
Züleyha'yı aklınıza getirin. Sarayın bütün kadınları Züleyha'nın aleyhine geçmişlerdi. Sarayın bütün kadınları Züleyha'nın arkasından konuşuyorlardı. Sarayın bütün kadınları Züleyha'yı kötülüyorlardı. Ta ki Kur'an-ı Kerim diyor ki onların levmelerini duyunca, onların bu konuşmalarını duyunca Züleyha hepsini sarayın bir salonunda topladı. Her birinin eline bir elma, bir de bıçak verdi. Buyurun elmalarınızı soyun dedi. Kadınlar ellerindeki bıçaklarla elmaları soyarlarken kapıyı açtı ve Yusuf'u içeri aldı. Yusuf'u içeri aldı Züleyha. Estaizu billah lemma ra'aynahu akbarnahu ve katta'na eydiyahunna ve kunna haşa lillah. Yusuf'u gördükleri an diyor, o sarayın bütün kadınları kendilerini kaybettiler diyor. Ellerindeki bıçaklarla ellerini kestiler. قَتَّعَنَا اَيْدِيَهُنَّ Hepsi ellerini kesti, kendilerini kaybettiler o güzelliğin karşısında. Sonra dediler ki haşa, haşa Allah'tan ama bu beşer değildir. Bu güzellik olsa olsa ancak kerim bir melektir dediler diyor. O zaman diyor Züleyha döndü, siz de deyin. Günü gelecek, Allah size Seyyidah Malla Burhan'ın muhabbeti nasip edecek. Kalbinize gerçek sevgi girecek. O zaman sizi anlamayanlara dönün, Züleyha ile Yusuf'un olayını anlatın. Biz çok anlattık. Züleyha o zaman diyor döndü, kadınlara dedi ki işte beni ayıpladığınız Yusuf. İşte beni kınadığınız Muhammed Maşuk. İşte anlamadığınız Malla Muhyiddin-i Havir. İşte Şeyh Burhaneddin Kuddisesi. Sevmese, muhabbet nasip olmasa, Allah senden bunu alırsa, Cenab-ı Allah senin kalbine bunu sokmazsa, sen sevenin halinden anlamazsın. Anlamayacağını Kur'an söylüyor. Anlamayacağını Züleyha söylüyor. Anlamayacağını Yusuf söylüyor. Cenab-ı Allah bu zattan hatırına versin bizleri. Allah-u Teala kalplerimizi ıslah etsin. Rabbim kalbimizdeki ikilikleri ve eğrilikleri gidersin. Allah muhabbet okyanusunun en derin yerlerine dalmayı Rabbim bize nasip etsin. Allah-u Teala kısmetsiz ve nasipsiz olan böyle sahilde kumların arasında oyalanıp duran zavallardan eylemesin. Kur'an'ın eşsizliği karşısında aptalca ve cahilce Kur'an'a elini ve kalbini dahi asla sürememiş olan bedbahtlardan eylemesin Rabbül Alemin hepimizi. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala gününüzü mübarek etsin. Hastalarımıza Cenab-ı Allah şifa versin. Seyyidah Malla Burhaneddin'in duasıyla Allah şifa versin. Allah'ın salih kullarının duasıyla Cenab-ı Allah şifa versin. Allah-u Teala borçlu olan, sıkıntısı olan, maddi yönden ezası ve eziyeti olan bütün kardeşlerimize ferahlık versin. Hayır kapısı açsın Rabbim. Rabbim ölmüşlerimize rahmet etsin, mağfiret etsin. Sevgi öyle bir şeydir ki, mesela Mevlana öyle diyor. Celaleddin Rumi Kudüs'ün ruhu. Aşıkların diyor mezarda bile damarlarındaki kanları akmaya devam eder diyor. Kanları damarlarında dolaşır. Hiçbir zaman diyor Celaleddin Rumi Kudüs'ün ruhu aşıkların kanı kurumaz diyor. Şems bana bunu anlattı diyor. Hafız-ı Şirazi Kudüs'ün ruhu muhabbeti, sevgiyi en güzel anlatanlarından biridir. İstersen bir gün diyor mezarıma gel diyor. Eğer inanmıyorsan benim anlattıklarıma diyor Hafız-ı Şirazi, gel mezarıma gel diyor. Rivayete göre her gece bir bülbül ötermiş Hafız'ın kabrinin başında. Her seher de bir gül açarmış. Muhammed Maşuk'u bilenler Kudüs'ü biliyorlar bunu. O bülbülün nasıl öttüğünü, o gülün nasıl açtığını biliyorlar. İstersen diyor Hafız Kudüs'e sirruhu, istersen bir gün mezarıma gel diyor. Kefenimin içinden diyor aşk ateşinin dumanının yükseldiğini görürsün diyor. Dünyaya aşık olanlar, paraya aşık olanlar, kadına erkeğe aşık olanlar, altına gümüşe aşık olanlar, Allah'ın Resulü diyor ki dinarın ve dirhemin kulu kahrolsun. Onlara kul köle olanlara Allah'ın kapısı kapalıdır. Onlara kul köle olanlara muhabbetin ve aşkın kapısı kapalıdır. Hiçbir zaman anlayamayacaklardır, bilemeyeceklerdir onlar. Sen mezarında yaşayan bir ölü ol. Gel mezarında yaşa.
Gel kefenin içerisinde aşkın ve muhabbetin tadını tatmaya devam et. Ta sura üflenecek güne kadar. Allah'ın sura üfleteceği günde, hiçbir gölgenin olmadığı günde, sadece Allah için birbirini sevenlerin gölgeleneceği gölgelikte istirahat et. O mahşerde, kıyamette, hesapta, sıratta, mizanda hepsi senin için yol olsun. Allahu Teala gerçek muhabbet ehlinin hatırına bizleri versin. Dualarımızı onların hatırına kabul etsin. Rabbül Alemin elimizi açtığımız zaman bizim dualarımızı onların duası olarak kabul buyursun. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha.